Burası Karadeniz'in en izole ve dağlarla çevrili şehirlerinden biri, Artvin. Yüksek dağları, derin vadileri ve sık ormanlarıyla bilinen bu coğrafya sessizliği ve güzelliğiyle tanınır. 1992'den başlayarak 1995'e kadar bu köylerde peş peşe işlenen cinayetler halkın belleğinde yer eden bir dehşet hikayesine dönüştü. Bu hikaye Türkiye'de ilk bilinen seri katillerden birinin Adnan Çolak'ın hikayesi. Halk arasında Artvin canavarı olarak tanınan Adnan Çolak, hedef olarak yaşlı insanları tercih ediyordu. Onun hikayesi yalnızca işlediği cinayetlerle değil, yakalanışı, mahkeme süreci ve sonrasında yaşananlarla Türkiye'nin en karanlık suçlarından biri olarak hafızalara kazındı. Çolak'ın hikayesi bir gecede ortaya çıkmadı. İlk vaka 1992'de küçük bir köyde işlendi. O günlerde hiç kimse o yaşlı adamın başına gelenleri tam olarak anlayamıyordu. 80 yaşında bir adam evinde ölü bulundu. Olay doğal bir ölüm olarak düşünülüyordu. Ama kısa bir zaman sonra başka yaşlı insanların da peş peşe öldüğü haberi geldi. Köylüler ve polisler bu korkunç ölümlerin tesadüf olmadığını anlamakta gecikmedi. Artvin'in izole köyleri o dönemde polisin kolayca erişemediği yerlerdi. Ölümler arasındaki benzerlik polisin de dikkatini çekti. Çolak kurbanlarını acımasızca dövüyordu. İhtiyar insanların bedenlerinde çeşitli yaralar ve kırıklar vardı. Ama Çolak her defasında iz bırakmadan kaçmayı başarıyordu. Polislerin gözünden bakacak olursak bu soruşturma oldukça zorluydu. 92'den 95'e kadar 11 yaşlı köylü aynı korkunç sonla yaşamlarını yitirdi. Yetkili isimler ilk günlerde ölümleri rastlantısal olarak görüyorlardı. Ama incelemeler derinleştikçe bu ölümler arasında benzerlikler bulundu. Çolak kurbanlarını seçerken yaşlı ve savunmasız insanları hedef alıyordu. Onların kendilerini koruyamayacak durumda olmalarından faydalanıyordu. Bu korku Artvin halkını derinden sarsmıştı. Güvenlik güçleri yerel halkın korkusunu dindirmek, bu katili yakalamak için kapsamlı bir araştırma başlattı. Ama cinayetlerin işlendiği coğrafya dağlık ve köyler dağınık olduğundan işleri çok zordu. Yetkili isimlerin dikkatli takibi ve halkın yardımıyla 1995'te Adnan Çolak'ın izine ulaşıldı. Bir köylünün şüphelenip ihbarda bulunması üzerine güvenlik güçleri onu yakalamayı başardı. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Adnan Çolak yakalanmadan önce uzun bir zaman direndi. Ama sonunda bütün cinayetleri itiraf etti. Tüm detaylarıyla soğukkanlılıkla anlatıyordu. İhtiyar insanları hedef almasının ardında yatan sebep onları bir yük olarak görmesiydi. Ona göre kurbanları zaten fazladan yaşıyorlardı. Onlara kıyarak hem kendini tatmin ediyor hem de toplumu temizlediğini düşünüyordu. Adnan Çolak'ın çocukluk dönemi ve erken gençliği hakkında fazla ayrıntı bulunmuyordu. Hayatının zor koşullar altında geçtiği biliniyordu. Ekonomik sıkıntılar ve kısıtlı imkanlar sebebiyle yaşamını devam ettirmekte zorlanıyordu. Toplumun kenara ittiği bir birey olarak yetişmişti. Artvin'in köylerinde yetişen Çolak, ekonomik zorlukların etkisiyle zaman içerisinde şiddete eğilimli bir hale geldi. Toplumdan dışlanması ve şahsi travmaların artması, suç işleme eğilimlerini tetikleyen faktörlerden biri olarak görülmekteydi. Çolak'ın saldırılarına kullandığı yöntemin vahşiliği dikkat çekiciydi. Kurbanlarını döverek veya baltayla öldüren Çolak, cinayetleri işledikten sonra birçok kez kurbanların evlerini de talan etti. Olayların arkasında bırakılan ipuçları bu davayı zora sokuyordu. Artvin ve çevresindeki köylüler katilin bir canavar olduğu inancını beslemeye başladı. Bu nedenle ona Artvin Canavarı adı verildi. Yargılanması esnasında suçlarını inkar etmedi. Mahkemede soğukkanlı bir tavır sergiledi ve işlediği suçları bir tür görev gibi gördüğünü anlattı. Bu tavrı psikiyatristler için oldukça anlamlıydı. Yaptığı eylemleri mantıklı bir çevreye oturtmaya çalışarak kendisini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Adli psikologlar, onun toplumdan dışlanmış bir birey olarak kendisine böyle bir misyon edinmiş olabileceğini ifade etti. Adnan Çolak, antisosyal kişilik bozukluğunun birçok belirtisini gösteriyordu. Topluma karşı bir nefret geliştirmiş, yaşlı insanları bir yük olarak görüyordu. Bu tür insanlar için diğer insanlar sadece birer obje gibiydi. Öyle ki birilerini öldürmek bile onlara sıradan bir şeymiş gibi gelirdi. O da bu şekilde yaşlı insanları toplumdan uzaklaştırmayı kendine bir görev olarak atfetmişti. Yargılama sonucunda Adnan Çolak toplamda 112 yıl ceza aldı. Fakat hikaye burada bitmedi. Türkiye'de Rahşan Affı olarak bilinen ve binlerce mahkumun tahliye edilmesine neden olan af yasası onun da serbest kalmasına sebep oldu. 2005 yılında, yani cinayetlerden 10 yıl sonra serbest kaldı. Olay toplumda büyük bir infial yarattı.
Onu serbest kalması, bilhassa da öldürdüğü insanların yakınları için büyük bir travma yarattı. Hayatlarının geri kalanını onun dışarıda olduğunu bilerek geçirmek zorunda kalan bu insanlar adaletin yerini bulmadığını düşünüyorlardı. Onu tanıyan bir köylü şöyle diyordu. Onun dışarıda olduğunu bilmek çok zor. Büyüklerimiz korkudan evden çıkamaz bir hale geldi. Nasıl olur da böyle bir katili serbest bırakılabilir? Onca cana kıyan birisi nasıl affedilir? Adnan Çolak'ın hikayesi Türkiye'de seri katil kavramının yerleşmesine sebep oldu. Bugün dahi Artvin canavarı olarak tanınan bu isim bir daha asla unutulamayacak bir figür olarak tarihe geçti. Onun hikayesi aslında sosyal bir yara. Ekonomik sorunların ve dışlanmışlığın bireyi nasıl korkunç bir hale getirebileceğine bir ders niteliğindeydi. İhtiyar insanları hedef alarak toplumun en savunmasız üyelerine yönelik bazı saldırılar gerçekleştirdi. Onun bıraktığı iz yalnızca bu cinayetlerin mağdurlarıyla sınırlı kalmadı. Ülkenin adalet sistemine olan güvenini sarstı, toplumun vicdanında derin yaralar açtı. Ölülerimiz, biz onları unutana kadar bizim için asla ölü sayılmazlar. George Eliot. Tarih 23 Nisan 1996'ydı. 19 yaşındaki Stacy Stites, Texas, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir markette çalışıyordu. Stacy, üretim departmanında görev aldığından dolayı sabahın erken saatlerinde evden ayrılmak zorundaydı. Saat sabah 3'ten hemen önce evden ayrılıyordu. Bu kadar erken bir saatte çalışıyor olması sebebiyle saat başı fazladan 50 sent kazanıyordu. Stacy'nin 18 gün sonra düğünü vardı. O yüzden elinden geldiğince para biriktirmek için fazladan vardiyaya gidiyordu. Düğünü için oldukça heyecanlıydı. Sadece birkaç gün önce ailesi onun için bir gelin partisi düzenlemişti. Stacy ailesinin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Ailesi düğün gününü özel kılmak için özel bir çaba gösteriyordu. Kız kardeşi Crystal Heffley, Stacy'nin günlerdir konuştuğu tek şeyin düğünü olduğunu anlatmıştı. 24 yaşındaki polis memuru Jimmy Fennell ile evlenecekti. Smithville'da tanışmışlardı. Texas'ta Stacy'nin annesi Carol'ın yaşadığı binanın üst katında yaşıyorlardı. Stacy annesiyle yakın olma sebebiyle annesini çok sık görüyordu. 22 Nisan'da hem annesini aradı hem de onunla bir araya geldi. Aynı gün Jimmy ile yaşadığı üst kata çıkmadan önce annesine onu çok sevdiğini söyledi. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. 23 Nisan'ın erken saatlerinde anne Carol, Stacy'nin iş arkadaşlarından birinden telefon aldı. Anne Carol'a Stacy'nin o gün işe gelmediğini söylediler. Anne hemen Jimmy'yi aradı. Jimmy de durumu öğrendiğinde hemen alt kata, yani Carol'un evine geldi. Carol, Jimmy'ye arabasının anahtarlarını verdi. Hemen kızı Stacy'yi aramasını söyledi. Saatler sonra bir devriye memuru, Stacy ve Jimmy'nin kırmızı kamyonunu Bestrop Lisesi'nin otoparkında buldu. Araba kilitliydi. Kamyonun arkasında bir çanta dolusu giysi, sürücü kapısının dışında takılı bir halde olan kırık kemer parçası vardı. Yetkililer Jimmy'den hemen kamyon yanına gelmesini istediler. Jimmy oraya vardığında arabasını açtı. Ekiplere Stacy'nin kamyonun içinde kullandığı bardaktan kırılan bir plastik parçanın bulunduğunu söyledi. Yolcu tarafı döşeme tahtasında bir küpe vardı. Jimmy, kamyonun dışındaki kırık kemer parçasının Stacy'ye ait olduğunu doğruladı. Ancak arabanın içerisinde veya arabanın çevresinde ya da yakınlarında Stacy'den herhangi bir iz yoktu. Ekipler kamyona iyice baktılar. Kamyonun döşemesinde vücut sıvıları vardı. Sürücü koltuğu emniyet kemeri bağlıyken yatırılmış, sanki birisi kemer bağlıyken koltuktan çekilmiş gibi görünüyordu. Bu nedenle Stacy'nin şahsi eşyaları, kamyonun içerisindeki kırık bardak, olayın bir cinayet olduğunu düşündürtüyordu. Arabanın içerisinde bir tür mücadele yaşanmış gibiydi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, öğleden sonra saat 3.30 civarında Stacy'nin bedeni Bestrap dışındaki kırsal bir yolda bulundu. Üzerinde siyah bir sütyen, iç çamaşırı, çözülmüş kot pantolon, çoraplar ve tek bir tenis ayakkabısı vardı. Stacy'nin çalıştığı marketin isimli etiketi dizinin kıvrımında bulundu. Tokasız kahverengi dokuma bir kemer ve iki bira kutusu vardı.
Stacy tecavüze uğramış ve boğulmuştu. Davadaki DNA analisti, Stacy'nin bedeninde bulunan Manny'nin cinayetiyle aynı zamanda oluştuğunu aktardı. Yetkililerin faili bulması gerekiyordu. Jimmy'den, dostlarından, ailesinden, iş arkadaşlarından ve Stacy'yi tanıyan herkesten DNA örneği vermelerini istediler. Örnekler alındı ama herhangi bir eşleşme olmadı. Jimmy'nin DNA'sı Stacy'nin vücudunda bulunan Manny ile eşleşmiyordu. Yetkililer, Stacy'nin ölü bulunmasından önceki gece Jimmy'nin onunla beraber olduğunu bildiklerinden dolayı Jimmy'nin bu olaya karışma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorlardı. Jimmy iki kez yalan makine sitesine girdi. Ona Stacy'yi öldürüp öldürmediği soruldu. Adam hayır yanıtını verdi. Ancak görevli her iki teste de cevabın aldatıcı olduğunu belirlemişti. Jimmy hem yetkililere hem de yalan makinesi görevlisine testleri yaparken duygusal durumda olduğunu, Stacy'yi tabutunda ölü yatarken hayal ettiğini söyledi. Yetkililer DNA'nın eşleşmemesi nedeniyle arabasını bu bölgeye bırakıp sonra 50 kilometre geri dönmesinin mümkün olmayacağından dolayı onu şüphe listesinden çıkardılar. Ekipler, Stacy'den elde ettiği DNA'nın herhangi bir eşleşmesini bulamadılar. Olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçene kadar somut bir ipucu bulunamadı. Onun öldürülmesinden neredeyse bir yıl sonra yetkililer, ölümden Rodney Reed'in sorumlu olabileceğini düşünüyorlardı. Rodney'nin dikkatleri üzerine çekmesinin sebebi, onun genç bir kadına saldırdığı ayrı bir davaya dayanıyordu. Linda ismindeki kadına saldırmış, arabasını çalmış, yetkililer Linda'ya bir dizi fotoğraf gösterdiğinde Linda bu adamı teşhis etmişti. Linda'nın yaşı Stacy'ye yakındı. Yetkililer Stacy'nin davasıyla bağlantısı olup olmadığını görmek için sistemlerinde Rodney'nin DNA'sını arıyorlardı. Daha önceki başka bir olaydan dolayı DNA'sı sistemlerinde bulunuyordu. Rodney'nin DNA'sı çok daha önce meydana gelen cinsel bir saldırı için toplanmış ve sistemlerde saklanmıştı. Ama daha sonra suçlamalar düşürüldü. Ancak sistemdeki DNA'sı Stacy'nin bedeninde bulunan DNA ile kıyaslanmak için kullanılabilirdi. Ve tam da öyle yapıldı. Sonuç pozitifti. Yani Stacy'yi öldüren Rodney'di. Ekipler Rodney ile bir araya geldi. Rodney onlara Stacy'nin adını bildiğini ancak bunu yalnızca medyada çıkan haberlerden öğrendiğini anlattı. Onunla hiç tanışmıyordu. Onu tanımıyordu. Yetkililer Rodney'e inanmadı. Rodney, cinsel saldırı, insan kaçırma ve cinayetle suçlandı. Masum olduğunu iddia ediyordu. İddia makamı, Stacy'nin 23 Nisan sabahında saat 3.30'da işte olması gerektiğinden dolayı saat 3'te evden ayrıldığını söyledi. Mahkeme, Stacy'nin normal rotası üzerinden geçtiğini, 21. Karayolu üzerinden işe gittiğini aktardı. Jimmy ifade verdi. Mahkemeye 22 Nisan akşamında Stacy ile beraber olduğunu anlattı. İkili televizyon seyretti. Jimmy'ye göre Stacy 23 Nisan sabahında saat 3'te işe gitmek üzere evden ayrıldı. Bu onun her zaman evden ayrıldığı saatti. Yetkililer Stacy'nin evden ayrıldıktan çok kısa bir zaman sonra öldürüldüğüne inanıyorlardı. İşe giderken Rodney tarafından durduruldu. Rodney onu kaçırdı, istismar etti, boğdu, bedenini birkaç saat sonra bulunacak olan yere attı. İddialara göre onun aracını Bestrop'a geri götürdü. Bu araç daha sonra devriye memuru tarafından bulundu. Rodney'nin bu andan sonra eve yürüyerek gittiğine inanıyorlardı. Kamyon yaşadığı yerden sadece 1 kilometre uzakta terk edilmişti. Mahkeme Rodney'nin gece geç saatlerde sık sık o bölgede yürüdüğünü biliyordu. Kamu Güvenliği Departmanı olay yeri inceleme uzmanı olan Karen ifade verdi. Karen, cinayet silahının Stacy'nin kemeri olduğuna inanıyordu. Şöyle diyordu. Çünkü boynundaki desenle eşleşiyordu. Biri kamyonun dışında, diğeri de bedenin yanında bulunan iki kemer parçası kesilmemişti. Tam bir uyum sağlıyordu ve yırtılmıştı. Mahkeme, davanın cinsel saldırı yönüne ilişkin olarak Karen'ın ifadesini dinledi. Dolayısıyla cinayetten önce cinsel saldırı olmuştu. Karen ayrıca mahkemeye,
Stacy'nin iç çamaşırının kasık kısmının ıslak olduğunu, kalçaların etrafında toplandığını anlattı. Kollarında ve karnında çizikler, kolunda bir sigara yanığı, bileklerinde ateş karıncası ısırıklarına benzeyen şeyler gözlemlenmişti. İlçe adli tıp uzmanı olan Dr. Robert, otopsiye ilişkin ayrıntıları söyledi. Kadın, 23 Nisan sabahına karşı saat 3 ile 4 arasında ölmüştü. Kemer'in cinayet silahı olduğu, ölüm sebebinin boğulma olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca Stacy'nin cinsel saldırıya uğradığını varsayıyorlardı. Anal yaralanmaları oldu. Bunların ölüm anında veya ölüme yakın bir zamanda meydana geldiği sonucuna vardılar. Bu nedenle rızaya dayalı hiçbir cinsel aktivitenin gerçekleşmediğini düşünüyorlardı. Savunma Rodney'nin ekiplere Stacy'yi tanımadığını, onunla hiç tanışmadığını söylemesine karşın aslında birbirlerini tanıdıklarını, ilişki yaşadıklarını anlattı. İlişkilerinin tamamen cinsel olduğu düşünülüyordu. Rodney, Stacy'yi tanıyıp tanımadığı sorulduğunda neden yalan söylediği soruldu. Rodney, Bastrop'ta beyaz bir kızla seks yapan siyahi bir erkek olduğundan dolayı korktuğunu iddia etti. Savunmanın, Rodney ile Stacy'nin birbirlerini iyi tanıdıklarını, ilişkiye girdiklerini söyleyebilecek veya kanıtlayabilecek herhangi bir delili veya tanığı yoktu. Jüri müzakere etti ve Rodney'i suçlu buldu. Davanın cezalandırma kısmında savcılar, Rodney'nin tehlikeli bir adam olduğunu, ağır bir cezayı hak ettiğini tespit etmek için iki ayrı dava sundular. İlk davada Vivian adındaki bir kadınla ilişki yaşadığı vardı. Rodney, Stacy'nin öldürülmesinden yalnızca 6 ay önce, o günlerde 39 yaşında olan Vivian'ı istismar etmişti. Rodney'nin DNA'sı olay yerinde bulundu. Rodney'nin DNA'sı bunu ispatlıyordu. Savcılığın bahsettiği ikinci dava ise 12 yaşındaki Angela davasıydı. Angela 1989'da istismara uğradı. Bu davadan elde edilen DNA yine Rodney ile eşleşme sağladı. Jüri cezalandırma aşaması ile alakalı olarak müzakere etti ve Rodney'i ölüm cezasına çarptırdı. Stacy'nin ailesi ve Texas eyaleti onu öldürenin Rodney olduğuna, jürinin doğru karar verdiğine inanıyorlardı. Ama Rodney ve Stacy'nin birbirlerini tanımadıklarını düşünüyorlardı. Stacy'nin ablası Deborah şöyle diyordu. Hiçbir zaman buna dair kanıt olmadı. Herhangi bir ilişkileri yoktu. Hiçbir not, hiçbir mektup, hiçbir telefon kaydı bulunamadı. 2012'de haksız yere ceza alan insanları özgürlüğüne kavuşturan bir kurum bu davayı ele aldı. Bu anlarda Rodney'nin temiz başvurusu neredeyse tamamen tükenmişti. Planlanmış bir infaz tarihi vardı. Texaslı yetkililer Rodney'e masum olduğu yönündeki iddiaların incelenebilmesi için idamın süresiz olarak ertelenmesi hakkını verdiler. Masumiyet projesi Rodney'nin özgürlüğü için yeni yasal mücadelesine yardımcı olmak üzere insanlardan bir dizi yeminli beyan aldı. Böyle bir yeminli beyanı olan isimse Alicia adındaki bir kadındı. Alicia, Stacy ile aynı markette çalışıyordu. Stacy'nin kendisine Rodney ile ilişkisi olduğunu söylediğini anlattı. Aslında yetkililer, Stacy'nin öldürüldüğü esnada onunla konuşmuş, Alicia yetkililere bu ilişkiden bahsetmemişti. Yeminli beyan veren bir diğer isimse, Stacy'ye hayat sigortası satmaya çalışan bir sigorta satıcısıydı. Katil kimdi? Jimmy mi, Rodney mi? Stacy'nin ölümünden kısa bir zaman sonra şüphe listesinden çıkartılmıştı. Ama alakasız bir dava yüzünden polislerin dikkatini çekti. Bu dava Jimmy ile Connie ismindeki bir kadınla alakalıydı. Connie, Jimmy gözaltındayken Jimmy'nin kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Ekim 2007'de bir komşu çiftin sarhoş olmasından dolayı ve kavga etmeleri yüzünden ekiplere şikayette bulundu. Bu çift Connie ve Jimmy'ydi. Bir polis memuru Connie'nin sevgilisini gözaltına aldı. Olay yerine gelen bir diğer polis memuru ise Jimmy'ydi. Jimmy, Connie'den devri arabasına binmesini istedi. Connie'ye göre ona arabasının önüne oturmasını söyledi. Sonra Jimmy arabayı tenha bir parka götürdü, Connie'ye dışarıya çıkmasını söyledi. Jimmy, kemerini ve silahını arabanın arkasına koyarak ona tecavüz etti. Jimmy, ölümcül bir silahla cinsel saldırı, insan kaçırma, gözaltındaki bir insana uygunsuz cinsel faaliyet ve resmiyeti kötüye kullanmakla suçlandı. Jimmy suçları kabul etti. 10 yıl ceza aldı. Bu andan sonra herkesin aklında aynı soru vardı. Tracy'yi öldüren Jimmy miydi yoksa Rodney mi?
Tarih 16 Mart 2012 idi. Bir cuma günüydü. O gün 15 yaşındaki Sierra Lamar'ın okulu vardı. Sierra dersten önce bir arkadaşıyla buluşacak, onunla ödevini yapacak ve sonra alışverişe gideceklerdi. Hafta içi öğleden sonra annesi Malin işten döndüğünde Sierra her zaman evde olurdu. Sierra annesi Malin ve onun sevgilisiyle aynı evde kalıyordu. Kaliforniya eyaletindeki Morgan Hill'de yaşıyorlardı. Yakın bir zaman önce Fremont'tan Morgan'a gelmişlerdi. Sierra hala geldiği yeri özlüyordu. O gün yani 16 Mart'ta anne Malin işten geldiğinde kızını evde bulamadı. Annesi hemen onun arkadaşlarıyla ve okuluyla temasa geçti. O anlarda Sierra'nın o gün okula gitmediğini öğrendi. Sierra Sobrato Lisesi'nde öğrenciydi. Her gün aynı saatte otobüse binerdi. Normalde saat 7.15 gibi evinden çıkar, birkaç blok yürür otobüs durağına gider, saat 7.24'te otobüse binerdi. Otobüse bindiği durak işaretsiz bir duraktı. Durakta otobüse binen tek öğrenci oydu. Anne Marlin o gün Sierra'nın okula gitmediğini öğrendiğinde endişelendi. O sabah evdeki her şey gayet normaldi. Sierra annesine okula gitmeyeceğini söylememişti. Saat 6 gibi uyandı, okula gitmek için hazırlanmaya başladı. O anlarda annesinin sevgilisi çoktan işe gitmişti. Kısa bir zaman sonra da annesi evden ayrıldı. Peki Sierra nereye gitti? Evden ayrıldı mı? Onu birisi evden mi kaçırdı yoksa yolda mı yakaladı? Annesi Sierra'nın kaybolduğunu bildirdi. Yetkililer Sierra'nın sabah 7 civarında sosyal medya hesabında kendi fotoğrafını paylaştığını öğrendiler. Saat 7.11'de bir arkadaşına mesaj göndermişti. Bu arkadaşıyla dersler başlamadan önce okulda buluşacaktı. Yetkililer otobüs şoförünü ve otobüsteki öğrencileri kontrol ettiler. O gün hiç kimse Sierra'yı görmemişti. Yani o gün otobüse binemedi. Evinde yapılan aramada Sierra'nın her açıdan normal bir şekilde evini terk ettiği görülüyordu. Kıyafetleri ve okul kitapları kayıptı. Sierra'ya eviyle otobüs durağı arasında ne olmuştu? Kaybolduktan yalnızca bir gün sonra bir polis köpeği onun kokusunu evinden sokağın yarısına kadar takip etti. Bu andan sonra polisler onun kaçırılmış olabileceğine inanıyorlardı. Bölgede arama yapıldı. Sierra'nın telefonu evinden 2 kilometreden daha yakın bir alanda bulundu. 18 Mart pazar günü Sierra'nın çantası, okul kitapları, kıyafetleri evinden 3 kilometreden daha yakın bir alanda bulundu. Eşyaların bulunduğu yer bir barakaydı. Giysilerin kirli lekeleriyle kaplı olduğu, güçlü bir insan idrarı kokusu taşıdığı anlaşıldı. Yetkililer, lekelerin muhtemelen elbiseyi giyerken sürüklenmesinin bir sonucu olduğuna inanıyorlardı. Ama Sierra'nın eşyaları bulunmasına karşın Sierra'dan herhangi bir iz yoktu. Giysilerin adli muayenesi, Sierra'ya ait olmayan bir DNA'nın mevcut olduğunu ortaya çıkardı. Ekipler bu DNA'yı Birleşik DNA İndeks Sistemi'ne sundular. Burası, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal, eyalet ve yerel suç laboratuvarından oluşturulan DNA profillerini saklayan FBI veri tabanıydı. Üzerinde yapılan bir araştırma, Sierra'nın kıyafetlerinde bulunan DNA ile Antonin Garcia Torres adlı bir adamın DNA'sı arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Yetkililer, 21 yaşındaki Antonin'in Sierra'nın evinden yalnızca 16 kilometre uzakta yaşadığını öğrendiler. Antonin, 98 model kırmızı bir Jetta kullanıyordu. Benzer tanımlamaya sahip kırmızı bir araba, Sierra'nın kaybolduğu gün evinin yakınındaki güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Ekipler 7 Nisan'da araca el koydular. Polis, onun kaybolma koşulları sebebiyle Sierra'nın öldüğüne inanıyordu. Antonin tutuklandı. Cesedi hiçbir zaman bulunamamasına karşın Sierra'yı kaçırmak ve öldürmekle suçlandı. Antonin masum olduğunu söylüyordu. Suçu kabul etmedi. Savcılık mahkemeye idam cezası isteyeceklerini söyledi. Dava tamamen ikinci dereceden bir davaydı. Otopsi yoktu. Cinayet silahı yoktu. Tanık ifadeleri yoktu. Herhangi bir ceset yoktu. Bu ortamda ilerleyebilmek çok zordu. Savcılık, Antonin'in Sierra'ya cinsel bir amaçla saldırdığını düşünüyorlardı.
onu kaçırdı ve öldürdü. Mahkemeye, Antonin, Sierra'nın kaybolmasıyla alakalı olarak sorgulandığında cinsel içerikli herhangi bir konuyu gündeme getiren tek insanın o olduğu söylendi. Ayrıca Sierra'nın kıyafetlerinin çıkarılmış olması, hiçbir şeyin eksik olmaması sebebiyle bunun cinsel nitelikte olduğuna inanıyorlardı. Sierra'nın çantası, eşyaları sağlamdı. Buna öğle yemeği parası olarak aldığı 5 dolar da dahildi. Savcılık mahkemeye, Antonin'in arabası olduğuna inandıkları bir arabanın Sierra'nın kaybolduğu gün evinin yakınındaki güvenlik kamerasına yakalandığını, aynı zamanda Antonin'in Sierra'nın bazı eşyalarının bulunduğu bölgeye yakın bir yerde olduğunu gösteren güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu anlattılar. Jüri üyelerine, Antonin'in Sierra'nın kaybolduğu sabah bir mazereti olduğu, o anlarda balık tuttuğu söylendi. Ancak oraya gitmeden önce açıklayamadığı 5 saatlik bir ara vardı. Avukat onun planını şöyle anlatıyordu. Planı uygula, cesetten kurtul ve ağza alınmayacak şeyler yap. Bazı DNA delillerine atıfta bulunuldu. Sierra'nın saçı, Antonin'in arabasının bagajındaki bir ipte vardı. Ayrıca Sierra'nın elbisesinde Antonin'e ait olan çok sayıda DNA vardı. Jüriye bu adam sorgulandığında onun neler yaptığına dair bir video kaset gösterildi. Eğer Sierra'yı hiç görmediyse veya onunla tanışmadıysa nasıl oluyor da DNA'sı onun üzerinde bulunuyordu? Antonin bu soruya şöyle bir yanıt verdi. Mastürbasyon yapmayı seviyorum. Her şey bu kadar. Müfettişlere, mastürbasyon yapmak için arabasında mendil veya tuvalet kağıdı bulundurduğunu anlattı. Kağıt mendili kullandığında nereye park ederse etsin onu camdan aşağıya atıyordu. Sierra'nın kıyafetlerine DNA'sı bu şekilde bulaşmış olmalıydı. Savcılık mahkemeye, Antonin'in 3 kadını da kaçırmakla suçlandığını, onlardan da herhangi bir şey çalmadığını anlattı. 3 yıl önce görev aldığı yerin otoparkında 3 kadını kaçırmaya teşebbüs etmekle suçlandı. Saldırgan olay yerini terk ettiğinde düşürdüğü şok tabancasının pilinde Antonin'in parmak izleri vardı. Bu şekilde yakalanabilmişti. Yine de onu savunan avukatlar, mahkemenin Antonin'in onu öldürdüğünü ya da Sierra'nın öldüğünü bile kanıtlayamayacaklarını iddia etti. Onlara göre Sierra evini terk etmişti. Çünkü annesi ve onun sevgilisiyle beraber yaşamak istemiyordu. Annesinin sevgilisinin yeraltı suç dünyasıyla bağlantıları olduğu iddia edildi. Sierra'nın öğretmeni olan Marcelo ifade vermeye çağrıldı. Sierra buraya taşınmadan önce onun İspanyolca öğretmeniydi. Öğretmen polislere Sierra kaybolmadan yalnızca birkaç hafta önce sınıfını ziyaret ettiğini söyledi. Ders aralarında 5-10 dakika arkadaşını ziyaret ediyordu. Onun buradaki arkadaşları Sierra'nın yasaklı madde kullandığını anlattılar. Shannon ismindeki bir arkadaşı Sierra'nın kaybolmadan yalnızca bir gün önce kendisine bir mesaj gönderdiğini söyledi. Mesajda şöyle yazıyordu. Fremont'a gidip hap almaktan heyecan duyuyorum. Shannon mahkemeye onun günde bir veya iki kez yasaklı madde kullandığını anlattı. Buraya taşınmak zorunda kalmasından dolayı mutsuz olduğunu anlattılar. Savunma ise Sierra'nın yasaklı madde satıcıları tarafından kaçırılmış olabileceğini ifade etti. Savcılığın sunduğu DNA'ya atıfta bulundular. Onların iddialarına göre kullanılan delillerin çapraz kontamine olduğunu ileri sürdüler. İddia makamı, Antonin'in arabasının bagajının üzerindeki bir ipte Sierra'nın DNA'sının bulunduğunu anlatmıştı. Savunma ise kanıtların ele geçirildiği esnada çekilen ve üzerinde saç yokmuş gibi görünen bazı fotoğrafları gösterdi. Savunma kanıtların özensiz bir şekilde korunduğunu anlatıyordu. Sierra'nın kıyafetlerine bulunan herhangi bir DNA'nın çapraz kontaminasyonun sonucu olduğu anlamına geldiğini savundular. Mahkeme, Sierra'nın kıyafetleri çantasında bulunduğunda 9 saç telinin kanıt olarak kayıt altına alındığını, bir zarfa konulduğunu ancak zarfın içerisinde yalnızca 8 telin kaldığını aktardı. Bu nedenle jüriden DNA ve saç kanıtlarının dikkate alınmamasını talep ettiler. Savunma ayrıca jüriye, Sierra'nın kaybolduğu gün kahverengi bir araba gören bir kadından gelen ihbarı dedektiflerin incelemediğini ileri sürdü. Antonin'i suçlayan dedektifler, onu yıllar önce 3 kadını kaçırma girişimiyle suçlayan dedektiflerdi. Savunma onu suçlayan dedektiflerin ona karşı bir kin beslediğini iddia etti. Savunma ekibi,
3 yıl önceki davada Antolin'e ait olan parmak izlerinin saldırganın kullandığı şok tabancasının pilinde bulunduğunu bilmesine karşın onu savunmaya devam etti. Saldırılarda parmak izi oraya ulaşmış olabilir. Şöyle diyorlardı. Saldırı esnasında Antolin'in parmak izi oraya ulaşmış olabilir. Çünkü Antolin pilin alındığı yerde çalışıyordu. Sık sık yırtılmış pil paketlerini yeniden rafa kaldırıyordu. Savunma ekibi mahkemeye kurbanlardan herhangi birisinin fotoğraf dizilimi esnasında Antolin'i seçmediğini söylüyordu. Antolin duruşmada ifade vermedi. Savunma ise kapanış konuşmasında jüri üyelerine şunları söyledi. Sierra perişan bir haldeydi. Evinde mutsuzdu. Evinden kaçmak istiyordu. Şu an hala hayatta olabilir. İddia makamı ise onun hala bulunamamış olması sebebiyle bu iddiaların saçma olduğunu savundu. Jüriye, eğer kaçtıysa bunu arkadaşına söylemeden yapmasının mümkün olmayacağını söylediler. O gün yaptığı planlardan, kıyafetlerin bulunduğu yerden, DNA kanıtlarından ve de Antolin'in diğer davalarından bahsettiler. Antolin, Sierra'yı kaçırmak ve öldürmekten suçlu bulundu. Bu nedenle jüri onu ölüm cezasına ya da müebbet cezasına çarptırabilirdi. Antolin ayrıca diğer 3 kadını kaçırma teşebbüsünden de suçlu bulundu. Davasının cezalandırma aşaması başlamadan önce savunma derhal yeni bir dava talep etti. Başka bir davada delillerin yanlış kullanıldığı, bazı ifadelere güvenilemeyeceği savunuldu. Hakim talebi reddetti. Annesi Laura, oğlu Antolin'in çocukluğunu anlattı. Onun babası Gabriel alkolikti. Aile üyelerine cinsel tacizde bulunuyordu. Jüri, Antolin babasının aile üyelerine cinsel tacizde bulunmaktan ömür boyu ceza aldığını, şu anda cezaevinde olduğunu öğrendi. İddiaya göre Antolin de babası tarafından taciz edildi. Annesi şöyle diyordu. Abisi beni yasaklı madde kullanıyordu. Yıllarca cezaevinde kaldı. Sonra sınır dışı edildi. Ve yıllar önce de öldü. Antolin bizim evde baba rolünü üstleniyordu. O sorumluluk sahibi bir evlattı. Jüri ona ölüm cezası vermemeyi tercih etti. Bunun yerine Antolin'i müebbet ceza ile cezalandırdı. Daha önce 3 kadını karışma girişiminde bulunduğu davadan da 13 yıl ceza aldı. Anne Marlin Antolin'e şunları söyledi. Bizim ailemize ve kendi ailenize büyük bir acı verdiniz. Tanrı benim kızım için güzel bir gelecek planlıyordu. Sierra'yı bizden çaldınız. Şu anda bir seçim yapabilirsiniz. Tövbe eder ve bize onun nerede olduğunu söyleyebilirsiniz. Yaşadıklarımızın gerçek olduğuna inanmak çok zor. Hala her gün bunların bir rüya olduğunu düşünüyorum. Buna bir son verebilir, tövbe edebilir ve bize onun nerede olduğunu söyleyebilirsiniz. Antolin, ya o senin çocuğun olsaydı? Sierra'nın babası Steve şunları söylüyordu. Karardan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu katil yaşayacak. Kızım Sierra ise yaşayamayacak. O nefes alabilecek. Kızım ise alamayacak. Her gün yemek yiyecek. Bazen ailesini görecek. Bizlerse bunlara sahip değiliz. Bu adam cezayı hak etmiyor. Ölmeyi hak ediyor. 11 yıl geçmesine karşın Sierra bulunamadı. Antolin onu nereye gömdüğünü söylemedi.